aylıkları var, mazot giderleri var. Ama tek sorumlusu sen olsun. Evet. Yani buranın kralı. Şimdi... Hiç kimse karışmayacak. Sen burayı sana ver. Şöyle bir de yani 10 yılın, 20 yılın gözükmemiş palamut oldu. Heh. Yani bir palamut 1,5 kilo. Şimdi bu şartlarda artık çare aramak zorundayız. Derdimize derman arıyoruz. Evet. Sizin, bizim başkanımız olduğunuz evet. için çok gururlandık, çok sevindik. Tabii Bakan Bey'in de sizin arkadaşınız evet. olması bizi daha çok böyle şey yaptı, sevindirdi. Evet, yani daha çok para kazanırsınız. Yani orada sadece gücünüzle değil, belki oradaki diplomatlarla konuşacağız, elçilerle konuşacağız, belki devlet büyükleriyle görüşeceğiz. Tamam mı? Yani gideceğiz orada. Dışişleri Bakanı'yla sizin hakkınızı tartışacağız. Yani siz orada emeğinizin en son kısmına kadar hakkınızı fazlasıyla almanız lazım. Önce biz kendi bir çalışma yapalım. Yani sizin şu anda imkanınız da sizin mesela bu işe gereken bir miktar paranız var. Yani çalışma yapacak. Buna biz de katalım. Bizim Ortar diye şirketimiz de var. Kendi ordu tarım şirketimiz. Bu balıkçılık kısmını da yaparız. Siz isteklerinizi yazın. Bunun olması için ne lazım? Önceliklerinizi de ben size seçeceğim. Türkiye'de yapılacaklar. Burada Yalıköy'de yapılacak çalışmalar. Türkiye'de genel olarak yapılacaklar. Dışarıda yapacaklar. Üç başlık haline getireceğiz. Burayı tarla gibi düşünürsek burayı canlandıracağız. Ama bunun için bir söz vereceğiz hepimiz. Bir kere yabancıyı sokmayacağız. Tamam mı? Yani burası şey yapacak, korunarak gidecek ve üretim yapacağız. Ben size şöyle söyleyeyim, sizinle biz çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Kesin. Biz de düşünüyoruz. Şimdi onun dışında da buranın tabii birkaç tane şeyi var. Birincisi balıkçılık, ikincisi tekne üretimi ve yapımı. Tamam mı? Üçüncüsü de balığın işlenmesi. Katma değeri yüksek hale gelmez. Yani ben sizin balığı yakalayıp elinizden ucuz satmanızı da isterim. İşlenmesi dahil, ticareti dahil, belki borsası dahil, tamam mı? Bunu oluşturacağız, buraya bir merkez yapacağız. Yabancıların bir incelemesini yapalım, çalışmayı yapalım. Mesela balığı yakalayınca nereye koyuyor? Şokluyor, depoya nasıl yapıyor, ona bakalım. İşleme için orada bir tesis kuralım, para şeyde kalsın. Yani pasta da kalsın, dünyada kalsın, orada kalsın.